Merhaba sevgili izleyiciler. Ben aile danışmanı Melike Topuk. Bu ara gündemimizde olan Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu diziyle bahsederken aslında bizim kendi kökenlerimizden de nasıl etkilendiğimizi ve psikolojimizde bize nasıl etkiler bıraktığını anlatmış olacağız. Biliyorsunuz bu dizide Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz oynuyor. Her bir roldeki kişinin de atalarından gelen taşıdığı ve bugüne yansıyan etkilerin olduğunu görüyoruz. Tuğba Büyüküstün'ün elinde titreme var ve bunun aslında kendisinin dedesinden bir cinayet olduğu ve buradan kalma olduğu görülüyor. Bu ortaya çıkmış oluyor dizide. Bizi etkileyen sadece tabii atalarımızdaki işte cinayet olmayabilir. Belki bir göç yaşamış olabiliriz, savaştan çıkmış olabiliriz daha önceki yaşantımızda, kıtlık görmüş olabiliriz. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam, bizim geçmişimizde göç ve kıtlık durumu yaşama olmuş tabii ki, savaş durumu olmuş. Hepimizin baktığımızda bunları yaşadığımızı görüyoruz geçmişimizde. Bunların etkileriyle kaygımızın yükseldiğini anlayabiliyoruz. Halbuki şu anda baktığımızda giyecek kıyafetimiz var, yemek istediğimizde yiyebiliyoruz ya da ısınma problemimiz yok, bir evimiz var. Fakat sanki bunların hepsi bir anda kaybolmuş gibi bir hisse kapılarak maddi kaygı seviyemizin yükseldiğini görüyoruz. Bir başarma isteği çok fazla doğabiliyor içimizde. Yüksek mükemmellik yaşayabiliyoruz. Kusursuz bir şekilde hayatımızı idame etmek istiyor olabiliriz. Bu geçmişimizden kaynaklı bizi aslında taşınan genetik faktörlerle biz hala daha iletiyor olabiliriz. Peki biz burada kendimiz müdahalede bulunmazsak, yani bunların çözümüne gitmiyorsak biz de bir aktarım yapar mıyız? Evet, şöyle ki biz de öğretmiş oluruz. Biliyorsunuz bizden de çocuklarımız ne görüyorsa onu yapıyorlar. Yani bizim söylediğimiz değil. İşte anneciğim senin bak maddi durumumuz iyi, kaygı yaşamına gerek yok. Tabii ki bir işin olacak, başarılı olacaksın. Fakat bu kadar uğraşmana gerek yok. Yani görüyorum ki çok fazla kendini yoruyorsun iş hayatında. Bu kadar kendini üzeceğin bir durumun içerisinde değilsin sen. Dememiz yeterli değil. Biz ne yapıyoruz? Diyelim ki mesela istifleme davranışında bulunuyor olabiliriz. Yani evde işte zeytinyağı var, tekrar zeytinyağı alıyoruz sanki bitecek gibi. Ya da işte ekmeğimiz var ama işte un alıyoruz, mümkün olduğunca fazla stokluyoruz. Çünkü sanki hani unum bitecek, azalacak hissine kapılıyoruz. Burada işte çocuğumuz da bunu görmüş oluyor bizden. Yani sanki hep bir şeyler bitecek, azalacak ve olmadığında ben ne yapacağım? Bu kaygıyı yüklemiş oluyoruz, ona bunu öğretmiş oluyoruz. Peki şimdi kaygıyla olandan bahsetmiş olduk. Biz çocuğumuza ne yaparsak eğer bu kaygı aktarımını durdurmuş oluruz. Önce bizim iyi olmamız lazım. Biz kendimizle çözüme gitmeliyiz. Yani yeterli seviyede giyim, yeterli seviyede yiyecek, yeterli seviyede barınma olanaklarına sahip bir bireyken biz sanki bunlara sahip değilmiş gibi yaşarsak bizden o bunu öğrenecektir. Bizim kendimizi iyi hissetmemiz öncelikle önemli. Yani benim zeytinyağım var, yeterli, tekrar almama gerek yok. Ya da işte unum var, yeterli, benim yiyecek ihtiyacımı karşılayacak seviyede, ilave almama gerek yok gibi. Bunu sağlayamamız için de tabii ki bizim psikolojik yardım alıp kaygı seviyemizde de dengeli hale gelmemiz önemli. Biz bazen çok üzerinde durmuyoruz tabii psikolojik, ya kaygılı bir insanım yani ne olacak işte, biraz fazla koyuyorum kenarıya bir şeyler, rahat etmiş oluyorum, böylece ihtiyaçlarımı karşılayacağımdan emin hissediyorum, kendimi iyi hissediyorum, benim için yeterli. Psikolojik tekrar benim
bir yardım almama gerek yok diyebiliyoruz. İşte burada biz belki kendimiz için çok iyiye gitmemiz için bir adım atmaya meraklı olmayabiliriz, istekli olmayabiliriz. Fakat burada hani çocuklarımızı da bir aktarım yaptığımızı düşündüğümüzde, evet ben de şimdi tekrar ona aynı hissi yükleyeceğim diyerek çekinebilir ve belki yardım almak isteyebiliriz. Burada sadece tabii kaygıyla alakalı olmayabilir yardım almamız gereken konu. Başka aktarımlara da sahip olabiliriz. Bazen de çok takıntılı bireyler olabiliyoruz. Yani her şeyi çok kontrol etme isteğimiz oluyor. Burada da hangi dizide en çok bunu görmüştük? Masumlar Apartmanı, Safiye ile görmüştük. Burada mümkün olduğunca kontrol, yani temiz olmalı, onlar korunmalı, onlara zarar gelmemeli, başlarına hiçbir şey gelmemeli. Temeline baktığımızda burada da sevginin aktarımının olmadığını görüyoruz. Yani anneden başlayan, anneanneden başlayan, onun annesinden başlayan gelen sevgi ve ilginin az kalmasını görüyoruz bireylerde. Ve bunu sanki kendisine ve etrafına kanıtlamak istercesine, yani ben varım aslında, sevilebilecek biriyim, buradayım kanıtlamak istercesine bir kontrol düzeneği kurduğunu görüyoruz hayatında bu insanların. Mümkün olduğunca otokontrolünü yüksek tutup etrafında da kontrolünü yüksek tuttuğunu, günlük yaşam şeklinin adeta artık insanın kendisine acı vermeye başladığını, etrafına da zarar vermeye başladığını görüyoruz. Zevk alamıyor hayatından, kendi kontrol seviyesini mümkün olduğunca yüksek tutarak kendi varlığını kabul ettirmeye çalışıyor etrafına, onlara sinirli davranışlar gösterebiliyor, mutsuzluğu yüksek olabiliyor, tat alamıyor hayatından, bir dışarıya çıkacak, bir gezecek belki ama bunun için bile kendisine izin veremiyor. Çünkü orada evde yapması gereken işler var. Çünkü orada kendisinin bir düzeni var ve o düzeni devam ettirmek zorunda. Düşünsenize, bir sabah saatinde başlıyorsunuz, inanılmaz güçlü bir programınız var, hiç dışına çıkmadığınız ve hep aynı programı uyguluyorsunuz. Her gün, sürekli. Peki o evde yaşayanlar bundan nasıl etkileniyor? Bu aktarım nasıl devam ediyor? Yine sevgi ve ilgi göremeyen insanlar nasıl olacak sonra ileride? Bu şekilde tabii ki bir öğrenme düzeneğinin devam ettiğini yine görmüş oluyoruz. Peki farklı boyutlarda ne olabilir? Yani kaygıda evet gördük ya da obsesyonda gördük bir aktarımın olabileceğini. Peki başka boyutlarda mesela öfkede de görebiliyoruz. Aile çok öfkeli, işte baba çok öfkeli. Onun babasına bakıyorsun öfkeli, onun babasına bakıyorsun öfkeli. Evde anne rol modeli işte durumu idare eden, mümkün olduğunca yumuşatmaya çalışan, evdeki sıcaklığı hissettirmeye çalışan bir birey olabiliyor. Baba mümkün olduğunca kendisine soğuk, aileden dışarıda tutan, geri çeken, halbuki evin içinde bakıyorsunuz. Yine vakit geçirme var, birlikte vakit geçirdiklerini görüyorsunuz. Fakat baba sıcak değil, baba soğuk, baba sevgi göstermiyor. Baba en ufak şeyde, örnek veriyorum, kalemin kırılmasıyla öfke patlaması yaşıyor. Yarım saat bağırabiliyor. İşte bu kalem neden kırıldı? Ben buna bu kadar para vermiştim. Kıymet bilmiyorsunuz. Bu şekilde siz hiçbir şeyin kıymetini bilmezsiniz. Yani sanki her şeyi alan, evde her şeyi veren o ve yapılmadığında, bunun kıymeti bilinmediğinde, kendilerinin de alım gücünün olmadığını vurgulayarak, yani mümkün olduğunca onları değersizleştiren bir sistemin içinde varlığını aile devam ettirmiş, sürdürmüş oluyor. Burada baktığımız zaman erkek çocuk neyi görmüş oluyor? Babanın işte sinirli, hükmeden, güçlü, etrafında bir şeylerin kıymetini bilinmediğini düşünen bir birey olduğunu görmüş oluyor. Kız çocuk neyi görmüş oluyor? Annede idare eden, mümkün olduğunca susan, babayı sakinleştirmeye çalışan bir birey olduğunu görmüş oluyor. Peki sizce bu durumda büyüyen çocukların ileride nasıl olacağını düşünüyorsunuz?
Evet, onlar da onu öğrendiler. Yani rol modeli baba olan erkek çocuğu bu şekilde davranılacağını öğrendi. Rol modeli anne olan kız çocuğu kendisinin idareci olmak zorunda olduğunu öğrendi. Ve kendisinin de seçtiği ileride eşine baktığınız zaman onda aynı davranışları görebiliyorsunuz. Çünkü bunu öğrendi. İdare edecek, kendisi sıcak davranacak, kendisi çalışmayacak, kendisi eşi tarafından bakılan kişi olacak. Bu şekilde sistemi devam ettirecek, çocuklarını mümkün olduğunca babadan koruyacak ve sistemi yine aynı şekilde kız çocuğu da devam ettirmiş oluyor. Bu verdiğimiz örneklerle birlikte, yani Zeytin Ağacı ile başladık, Masumlar Apartmanı ya da günlük hayattan verdiğimiz örneklerle birlikte aslında sistemin evet kökenlerimizden gelip devam ettiğini görüyoruz. Biz psikolojik yardım almadığımız sürece, biz kendimizde düzelmeye gitmediğimiz sürece, çözümümüzü bulmadığımız sürece de bu aktarım maalesef çok da görüldüğü gibi doğru şekilde devam etmemiş oluyor. Hepimiz istemez miyiz? Sevgi ve ilginin olduğu yuvalarımız olsun, sevgi ve ilginin olduğu çocuklar yetiştirelim ve onlar da sağlıklı birey yetişsinler. Başarılı, hayatlarından mutlu, bu şekilde aktarımı sağlayabilirim. İstemez miyiz? Tabii ki isteriz. Bunun için de lütfen psikolojik yardım almaktan çekinmeyelim. Dediğim gibi belki kendimizi düşünmüyoruz bazen ama çocuklarımızı düşünüyor olabiliriz. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiler.